Türkiye onu kaşınan çocuk olarak tanımış, ölmek istiyorum feryadı yürekleri dağlamıştı. Neyse ki küçük Halil İbrahim'den iyi haber geldi. O tarafları da şöyle bastı. Öyle de nalilim. İmmünoglobin E hastalığı kaşıntı salgılıyor vücuda. Gece gündüz bitmeyen bir kaşıntı. Ölmek istiyorum feryadı herkesin içini sızlatmıştı. Türkiye onu kaşınan çocuk olarak tanıdı. O kaşındıkça görenlerin içi sızladı. O bir kelimeyi kullanıyordu ama biz o gece sabaha kadar ölüp ölüp diriliyorduk. Neyse ki Halil İbrahim'den iyi haber geldi. O artık kaşınmıyor. Annesi kemik iliğini verdi. Küçük Halil'i kelimenin tam anlamıyla yeniden doğurdu. Bayram aşklarımı gönderdiğinde beni unutmayın. Annedeki %80 kemik iliği alıp ayrıştırılarak Halil İbrahim'in eksiklerini tamamladı. Şu an yani Halil İbrahim yeni doğan bir bebek gibi. Halil nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığına yakalanmıştı. Dünyada Halil İbrahim gibi 10 tane çocuk yok. Halil İbrahim'in tedavisi 6 aylıkken Adana'da başladı. O büyüdükçe doktorlar çare yok demeye devam etti. Öyle ki ailesine ölümü için artık gün saymaya başlayabilirsiniz bile dediler. Ancak ailesi yılmadı ve apar topar Halil İbrahim'i İstanbul'a getirdi. Süreç başlamıştır. Yapacak bir şeyimiz yok. Hani evinize götürün. Hani sonunu bekleyin. Bekleyin gibi böyle kelimelerde bulundu. O doktorun yanına gidip yani işte ölür dediğiniz kişi buyurun diye böyle bir serzenişte bulunacağım yani. Aile yıkıldı çünkü 12 yıl önce Halil İbrahim'in ağabeyi Anıl 13 yaşındayken aynı hastalıktan hayatını kaybetmişti. Çocuğum birini kaybettim bu hastalıktan. Birini de kaybetmek istemiyorum. Ailesi de doktorları da ölmesine izin vermedi. Halil İbrahim'in hücreleri annesinin verdiği ilik nakliyle tamamen yenilendi. Ve 5,5 ay önce yattığı hastaneden bugün bayram mesajı gönderdi. Bayram aşklarımı gönderdiğinde beni unutmayın. Tedavisi biraz daha sürecek ama minik Halil artık kaşınmıyor. Ben iyileşiyorum.